Bu bildiğin fizik sorusu. <laughs> <laughs> Viagra'da başımıza geçen olaylar çok fazla. Hiç alan kişi kendisini almaz. Biz bir de iki bayan uçuyorduk kokpitte. Dedi ki çıkmayalım dışarı. Bu kadınlar bu uçağı uçuramıyorlar demesinler diye ama. <laughs> çok güzel bir soru. Bununla çok sık karşılaşıyoruz. Tanıdık yok çağırmıyorum. Hiç kimseyi, <laughs> hiç kimseyi çağırmıyorum. <laughs> bunlar aptal sorular mı bunlar? Abi çünkü bir aptallar var bir de akıllılar var değil mi? Tamam okey. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim. Sımsıkı ben aşk baştacı. Aptal sorular. Tene bulaşan sperm yürüyerek vajinaya kaç saatte ulaşabilir? <laughs> Bu bildiğin fizik sorusu. <laughs> Şimdi spermin kapasitesine bağlı ama ulaşır. Yani yalan değil ulaşır. Bir şekilde sipermin spermin illa vajinaya girmesine gerek yok. Vajinanın girişinde olması çünkü vajina ıslak bir organdır. Çeker. Sperm de hareketli hücrelerdir. Artı yumurta ile sperm arasında da zaten bir çekim gücü vardır. Hele de kadın yumurtlama dönemindeyse gider. Ama kaç saatte gider artık bilemiyorum. 2 saat, 3 saat, belki 5 saat ama gidebilir. Çünkü sperm 72 saat canlı kalabiliyor. Uygun ortamda. Yani uygun pH, uygun ıslaklık, uygun ısı ki vajina en uygun yer bunun için. 72 saat canlı kalabiliyor. 72 saatte de yolculuğunu tamamlar diye düşünüyorum. <laughs> damar damar üstüne bindi ne demektir? <laughs> çok güzel bir soru. Bununla çok sık karşılaşıyoruz. E, herkes orada buradaki ağrıları, bir takım duyguları damarın damarın üstüne binmesiyle izah eder. Damar damar üstüne binmez, bu mümkün değil. E, hasta genelde kas ağrısı, sinir ağrısı gibi bir takım şeyleri eğer bir hareket hissederse o ağrı sırasında damara bağlar. Halbuki damarların ağrı sinirleri de yoktur. İsteseniz de ağrımaz. Sonuç olarak damar damar üstüne binmez. Uçağı çok salladın şikayetiyle kapınızı çalan yolcular oluyor mu? Kapımızı çalmıyorlar tabi. Kapı çalmak yasak bizde de. Öyle kokpite giremiyorsun o şekilde ama. Şimdi benim bir yaşadığım bir konu var. Bununla ilgili onu bağlayarak anlatayım. Şimdi benim uçtuğum şirkette biz şimdi şey deriz. Farklı firmaların adına uçabiliyoruz. İşte isim vermiyorum şu anda. O, o firmanın adına uçuyorduk biz. Ondan sonra fakat o uçuşta biraz tam o mevsim geçişlerinden kaynaklanan türbülanslı bir uçuştu. Sarsıntılı bir uçuştu. E, dolayısıyla e, çok fazla emniyet kemerlerini bağlatmak zorunda kaldık, şey yaptık falan filan. Neyse indik daha sonra. Ben de hani yolcu uğurlama yapar ya kabin. Ben de yanlarına çıktım. Hani e, yolcularımızı göreyim, ben de uğurlayayım diye. O sonra bir tane bir e, amca yaklaştı. Dedi ki e, kabin memuruna. Ya dedi sizin dedi üniformalarınız dedi. Benim bu hep uçtuğum dedi bu firmanın üniforması gibi değil dedi. Yani niye böyle dedi niye sizin dedi şeyiniz farklı. Kabine amirimiz de çok güzel açıkladı aslında. Dedi ki biz efendim dedi o şirketin adına uçuyoruz. O şirket dedi bizi kiraladı. Biz de sizi mağdur etmemek için biz de sizi uçuyoruz. Ha ben anladım şimdi de niye bu uçak bu kadar sallanıyor dedi. O şirket olsaydı bu kadar sallanmazdı dedi. Yani sarsıntı konusunu, türbülans konusunu insanlar artık şey havayolu şirketlerine göre bile sınıflandırıyorlar. İşte bu havayolu şirketi sallanır, bu havayolu şirketi sallanmaz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla e, benim yani çünkü sarsıntı dediğimiz şey aslında türbülans. Hani bazen de halk arasında bu hava boşluğu falan diye söylenir. Yani e, bu öngörülebilir bu sarsıntılar var. Öngörülemeyen sarsıntılar da var. Öngörülebilir sarsıntı zaten elimizden geleni yapıyoruz. Söylüyoruz kabine. Onlar bağlatıyorlar. Oturtuyorlar size, Bilgi veriyorlar bize. Tamam ama öngörülemeyen de e, geldi başıma. Doğuda bir firmada uçtum. Arkada yolcu böyle tekbir getiriyordu arkada bağıra bağıra. Biz bir de iki bayan uçuyorduk kokpitte. Ee... <laughs> dedi ki çıkmayalım dışarı çünkü arkası bu kadınlar bu uçağı uçuramıyorlar demesinler diye ama gerçekten çok kötüydü hava. Ee, ama yine de her zaman limitlerimizi zorlamadan safe bir şekilde uçuşumuzu gerçekleştirdik ama yapacak bir şey yok. Yolcu söylüyor yani hani bu çok sarsıyorsunuz bu uçağı. Çok sallıyorsunuz. Biz sallamıyoruz uçağı. Biz sallamamak için uğraşıyoruz. Yani aslında havayla boğuşuyoruz orada. Hastalarınıza Nisan 1 şakaları yapar mısınız? hastalarımıza genelde çok şaka yapmıyoruz. Uzun süreli yatan hastalar olursa bizi daha yakinen tanımış oluyorlar. Onlara böyle ufak muziplikler yapabiliyoruz. Bir de benim yaptığım şey vardır ama hastalar bunu ilaçla oldukları için çok algılamıyorlar, unutuyorlar. Tam böyle uyumak üzereyken fıtıklı değil misin? Diyor. <laughs> Hayır diyemiyor, o uyuyor ama işte ilaç olduğu için onu hatırlamıyor, espriyi hatırlayamıyor. Böyle bu şaka biraz hastayla benim aramda kalıyor ama tek taraflı bir şaka oluyor. Büyük penis için organ nakli bekleyen hastalarınız var mı? Yani büyük bir sıra var aslında. Şaka yapıyorum. Şu an için hani organ nakli, özellikle penis nakli dünyanın gündeminde olan veyahut da uygulanan bir şey değil. Çünkü penisin damarlanması, sinirsel uyarıları sağlayan sinirler, onları transplante etmek çok zor. Yani işeme işlevini yapabilir ama ereksiyon işlevini sağlamak zor. Belki hani beraberinde protez de olursa ama his olmayabilir. Dolayısıyla çok gündemde olan bir şey değil. Ama penis büyütmek için başvuran hastamız çok oluyor. Bunu ameliyatla büyütebiliyor. Bazı hastalar bize işte penis büyüten ilaçlarla ilgili sorular soruyor. Biz veyahut da aletlerle ilgili sorular soruyor. Çok fazla önermiyoruz. Penis boyutum yeterli mi diye soruyor. Bu tabii kişiden kişiye değişir. Hani herkes demeyeyim de birçok insan belki çok büyük penisi olsun ister. Ama tabii burada önemli olan bizim açımızdan üremeyi sağlayabilecek büyüklükte bir penis var mı yok mu onun tespitini yapmak ve hastayı ona göre yönlendirmek. Dizi müziği yapmanın en zor yanı diziyi baştan sona izlemek zorunda kalmak mıdır? Valla bir şey söyleyeceğim çok şaşıracaksınız. Dizi hiç izlemiyorum. Çünkü ben dizimizi yaparken dizi çekilmemiş oluyor daha. İzlemem mümkün değil. Öncesinde yapıyorum. E, ama senaryoyu okuyorum. Karakterleri öğreniyorum. Resimlerine bakıyorum, inceliyorum. Oyuncularla tanışıyorum. Çünkü bazen onların fiziksel özelliklerine dair de... E, de, ...veriler kullanıp... E, müziğin içine koyuyorum... ...mesela son Çatı Katı Aşk'ta... ...Demir diye bir karakter vardı... ...onun ismini geçiriyorum... E, ...orada kurguda çatışma var... ...en büyük aşklar nefretle başlar... ...teması üzerine kurulu... O, ...o şarkı sözünde o geçiyor... ...efendim onların işte... ...yüreği kar mı, yaz mı, bahar mı... ...nefret mi, aşk mı... ...hangisisin sen diye bir soru soruyorum... ...dizi izleyerek... ...müzik yapma olayı da var... Ona scoring diyoruz. Scoring başka bir alan. Ben jenerik müziği üzerinde yoğunlaşıyorum. Kiralık aşkla ilgili de şöyle bir anım var mesela. Resimlere baktığımda Ay elçin çok güzeldi, Barış çok yakışıklı ama ne olabilir? Barış'ın gülümsemesi dikkatimi çekti Barış Arduç'un. E, ve dedim ki o zaman çok tanınmıyor elçinle Barış. Dedim ki, bence dedim gülümsemesi çok meşhur olacak. O yüzden gülümsemeyle ilgili bir şeyler katmam lazım şarkıya. İşte şöyle bir kısım var mesela. Seni zulme gülümse gel benimle. Diye. Hakikaten sonrasında Barış Arduç gülümsemesi böyle bir fenomene dönüştü. İşte Barış Arduç gülüşü. Ama en zorlandığım yer kiralık aşkta isim. Kiralık aşk dedikleri zaman bana yapımcı Müge Hanım çok da severim çok tatlı bir insan. Dedim ki şimdi kiralık aşk biraz negatif. Ne yapayım ne yapayım düşündüm. Sonra aklıma şey geldi. Hepimiz bu dünyada kiracıyız ya. Aslında hepimiz birbirimizin kalbinde de kiracıyız. Ne olursa olsun evlensek de misafiriz yani o kalpte. Dolayısıyla orayı sahibi sahibi misin gibi davranamazsın. Onu bir mal gibi göremezsin. Satın aldığın o kalbi mal gibi göremezsin. O geldi aklıma ve oradan işte sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben aşk baş tacı diye. Öyle çevirdim. Yani şarkıda aslında kiralık aşk kelimesi hiç geçmiyor. Sen misin ilacın? E, ilacın ben kalbinde bir kiracı diye öyle toparladım onu. Gözlük kullanan bir göz doktorundan lazer ameliyatı tavsiyesi almalı mıyım? Elbette ki almalıyız. Yani neticede göz hekimi size kötü bir şey tavsiye etmez. Ha kendisi niye lazer olmadı? Zaten hastaların çoğu bunu soruyor. Ya gözlük takan bir doktor vardı. Kendisi gözlük kullanıyor. Bana lazer tavsiye ediyor. Ya bir Gözü uygun olmayabilir. İki, kendinden daha iyi bir cerrah bulamamış, kendinden başkasına güvenmiyor olabilir. Bir üçüncüsü, gözlük kullanmak istiyor olabilir. Yani şimdi gözlük kullanmak isteyen bir adama zorla lazer tedavisi zaten kim yapar ki? Ben de yapmıyorum. Yani bu sebeple bu tür önyargılardan kurtulmamız lazım. Çünkü yani insan gözlük takıyor diye başkasına yanlış bir şeyi tavsiye edecek hali yok ki bu zaten bir hekim. Hekimler hiçbir zaman hasta için kötü olan şeyi tavsiye etmezler. Ya mesela bizim hastanemizde, kendi merkezimizde çalışan arkadaşlardan e, var. Gözlük kullanan var. ha Bir diğer arkadaşımız var. Atıyorum bir derece miyop. Şimdi bir derece miyop olan bir insanın zaten lazer olmasını ben kendim de çok fazla tavsiye etmiyorum. Dolayısıyla yani göz doktoruna niye böyle kullanıyorlar? Yok işte kendileri gözlük kullanıyor. Böyle bakmamak lazım. Bunlar çok e, abes şeyler. Uygun şeyler değil. Viagra almak isteyenler bunu bir kağıda yazıp size sessizce muzlatıyorlar. <laughs> Viagra'da başımıza geçen olaylar çok fazla. Hiç alan kişi kendisini almaz. Mutlaka bir yakınını alır, bir arkadaşını alır veya şehir dışı gönderecektir. Bunda da başımdan çok ilginç geçen bir olay var. Bir hasta girdi yaş, belli bir yaşlardı işte 50 yaşlarında. Buyurun diyorum kafasını sallıyor bekliyor. Orada bir hasta yoğunluğu var içeride. Ben sürekli onu çıkarmaya çalışıyorum çünkü sıra takibi yapmak istiyorum. Ona buyurun diyorum. Ben bekleyeceğim diyor. Beyefendi buyurun söyleyin diyorum. Yok yok diyor. Hastalar çıksın. Ben ondan sonra şey yapacağım. Dedim ki özel bir şey mi söyleyeceksiniz? Dışarıda konuşabilir miyiz dedi. Dedim herhalde bir sorunu var. Sağaç Bey bana bir tane Viagra verir misin dedi ya. Ama adam terkan içinde böyle alnını siliyor ve kültürlü bir insan bunu dedim. Dedim niye bu kadar zorlandınız? Hani benim için dedim Viagra'nın aspirinle hiç farkı yok. Sen gel bir de onu bana sor dedi. Üç gündür dedi nasıl isteyeceğimi düşünüyorum. İki ordunun kılıçlı savaş sesleri için tanıdık kim varsa yardıma çağırıyor musunuz? Tanıdık yok çağırmıyorum. Hiç kimseyi, <laughs> hiç kimseyi çağırmıyorum. Kendi kendime hallediyorum her şeyi. Yani bir kılıçla bir tur kavga ediyorum. Sonra dönüyorum başa bir tur daha kavga ediyorum. Kılıçlar gerçek değil. İnsanlar birbirlerine gerçekten kılıçlarla saldırmıyor. Öldüğü zaman da gerçekten ölmüyor film. Böylece 3-4 kişiyi tek başıma kavga ettirmiş oluyorum. Çünkü şöyle bir, şundan olmuyor. Hani Benim insanları yanımda istemememden değil. Sizin iki kişi orada, o iki kişinin savaşını benim burada bu iki kişinin savaşını yaptığım anda seslerimiz birbirlerine karışır. Halbuki tek tek olması gerekir bunların. Geçmişte şöyle şeyler oluyordu. Ben de yaşadım bu durumu. Hücum kayıt diye bir şey vardır. Geçmiş zamanlarda, 80'lerde düblaj sanatçıların tamamı ya o filmde seslendirme yapacak olan seslendirme sanatçıların tamamı efekt yapacak olan efekt artisti işte düblaj yönetmeni, teknisyen herkes aynı anda stüdyoda olur. Misal Cüneyt Arkın'ı konuşacak kişi onu konuşur, Türkan Şoray'ı konuşacak kişi onu konuşur, Edison'u konuşacak kişi onu konuşur, aynı anda yürüyorlarsa efektör de onlarla beraber yürür ve kayıt akar. Devam eder. Kim nerede hata yaparsa bu efektör de olabilir, dublaj sanatçısı da, seslendirme sanatçısı da olabilir. Durulur, kaydın başlangıcı olan en baş noktaya geri dönülüp tekrar o kayıt en baştan alınır. Zor bir iş. O yüzden senkronu doğru yakalamayı, her şeyi eş zamanlı bir takım oyunu halinde devam ettiriyor olmanız lazım. Yani Yanınızdaki sanatçı beklerken hapşırdı mı? Bir daha en başa. Cin konulu korku filmleri çekerken setteki herkese koruyucu muska dağıtıyor musunuz? Belki bunlar aptal sorular mı bunlar. Abi çünkü bir aptallar var, bir de akıllılar var, değil mi? Tamam okey. Bir daha alabilir miyim soruyu? <laughs> Dağıtmıyoruz ama bazı filmlerde böyle şeyler, bazı setlerde böyle şeyler olduğunu duyuyorum. Ya aslında bana hep diyorlar ki işte, işte böyle sen e, cin konulu olmayan bir film çektin. Baskın ne güzel falan filan. E, fark yarattın falan filan gibi. E, güzel iltifatları. Bir yandan da şöyle düşündürüyor bana. Aslında olay cin filmi cin, olup cin filmi olmaması değil. Bence nasıl yaklaştığın önemli. Biçim önemli. Biz bu Field Guide to Evil filminde Alkarısı diye bir parçayla ben de bir cin filmi çektim aslında. Çok da eğlenerek çektim. Baktığın zaman Japon Halka filmi de, Exorcist de... Bunlar da cin filmi. Paranormal aktivite falan ama her kültürün kendi paranormal olayı var. Yani cin biraz bu. Cin filmlerine karşı oluşan bizdeki maalesef haklı alerji bundan. Yoksa mesela bir İran filmi Under the Shadow var. Çok tavsiye ederim. Onu izleyince a bizim ülkede yani 20 yıldır yapılan ve yapılmaya çalışan cin filmi ne kadar aslında daha güzel yapılabilir gibi görüyorsun böyle.